Magazin dünyasından birçok ünlü isim gerçek aşkı bulamayıp çoğu zaman eşini değiştirdi. Kim ünlü isimse hiçbir eşinden vazgeçmeyip aynı anda ilişki yaşadı. İşte çok eşli olan ünlü isimler. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ferdi Tayfur. Ünlü sanatçı genç yaşında Zeliha Hanım'la evlendi, sonra şöhret olunca onu terk etti ama hiçbir zaman resmi olarak boşanmadı. Tayfur'un bu evlilikten iki çocuğu oldu. Tayfur'un şimdiye kadar en uzun süren birlikteliği ünlü oyuncu Necla Nazır'la yaşadığı oldu. Tayfur Nazır'la hiçbir zaman resmi olarak evlenmedi ama beraberlikleri tam 32 yıl sürdü. Ferdi Tayfur, Necla Nazır'la olan ilişkisini Habibe Ünyani Demir için bitirdi. Hem Necla Nazır'la hem de Habibe Ünyani ile uzun bir süre birliktelik yaşayan Ferdi Tayfur, çeşitli nedenlerden dolayı Necla Nazır'dan ayrıldı. Tayfur'un imam nikahıyla evlendiği Ünyani'den de küçük bir oğlu var. İrem Altuğ. Çukur dizisindeki Ayşe karakteriyle ününe ün katan İrem Altuğ, gazetecilere verdiği "İlk kocamla birlikte yaşıyoruz" sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çukur'un Ayşe'sinin birlikte yaşıyoruz dediği iki kocasının kimler olduğu merak konusu oldu. Flaşların patlamasıyla şoke olan oyuncunun yanındaki iki beyefendi dikkat çekti. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, "Sorulara bir şey yapmıyorum, kocalarımla yaşıyorum, iki kocamla birlikte yaşıyoruz" şeklinde yanıt verdi. İrem Altuğ yanındaki iki beyefendiyi, "Bu eski kocam, bu yeni kocam, biz böyle yaşıyoruz" diyerek tanıttı. İzzet Yıldızhan. Yıldızhan henüz hiç evlenmedi ama 3 ayrı kadından 9 çocuğu var. Üstelik Yıldızhan'ın 3 çocuğu aynı yıl içinde dünyaya geldi. Yani Yıldızhan bu kardeşlerinin anneleriyle hemen hemen aynı dönemde ilişki yaşıyordu. Yıldızhan evlenmemesine karşın çocuk sahibi olmasını, "Ben birlikte olduğum kadınların annelik hakkını ellerinden almadım, çocuk sahibi olmak sadece benim istediğim bir şey değil, bunu karşı taraf da istiyor. Üstelik evlenmeyeceklerini de biliyorlar. Yani ben kimseye evlilik vaadinde bulunmuyorum, 3 eşimle birlikte yaşıyorum" dedi. Jimmy Silva. İngiltere'de yaşayan 34 yaşındaki Jimmy Silva, iki eşiyle sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla ünlü oldu. İlk eşinin ardından ikinci eşini de hamile bırakan Silva, Summer Peltier adlı eşinden olan bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Silvia'nın paylaşımlarına hem çok sayıda eleştiri hem de beğeni geliyor. Summer'ın hamileliğini sosyal medya hesaplarından paylaşan üçlü eğlenceli bir paylaşım yaptı. Jimmy ve Chuck'ın Summer'ı öptüğü bir paylaşım yapan üçlü gönderisine "Hiç aynı anda birden fazla kişiyle öpüştün mü?" notunu ekledi. Şoray Uzun. Şoray Uzun Yolda adını taşıyan programı sunan Uzun'la programın yönetmeni Meyda Yılmaz arasında zamanla bir yakınlaşma doğdu. İkilinin iş arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü, evli olan Şoray Uzun'la Meyda Yılmaz'ın ilişkisi sürdü. Bu arada Yılmaz hamile kaldı ancak Uzun eşinden boşanmayınca imam nikahı kıydılar. Daha sonra Uzun'la Yılmaz'ın yolları ayrıldı. Uzun resmi nikahla eşine geri döndü. Okan Bayülgen. Okan Bayülgen ilk evliliğini çok genç yaşta bir Fransız kadınla yaptı, bu evlilik kısa sürdü. Daha sonra reklamcı Gaye Hanım'la evlendi, bu evlilikte boşanmayla sonuçlandı. Bayülgen, oyuncu Zeyno Gönenç'le üçüncü kez nikah masasına oturdu, Bayülgen'in son eşi Şirin Ediger. Ünlü şovmenin bu evlilikten İstanbul adında bir kızı var. Tuna Kiremitçi. Kiremitçi şöhrete ulaştığı sıralarda Yasemin Hanım'la evliydi, Yasemin Hanım'la olan evliliğinden bir oğlu oldu. Ancak oğlu Can'ın doğumundan kısa bir süre sonra adı gazeteci İcnel Aydın'la anılmaya başlandı. Kiremitçi eşi Yasemin Hanım'ı terk edip Aydın'la evlendi. Evlilikleri uzun sürmedi, çok geçmeden Tuna Kiremitçi'nin ünlü şarkıcı Demet Sağroğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ancak bu ilişki de uzun sürmedi. Çünkü Kiremitçi bu sırada şaşırtıcı bir karar almıştı, oğlu Can'ın annesi Yasemin Hanım'a geri döndü. Mehmet Ali Erbil.
Erbil genç yaşında kızı Sezin'in annesi Muhsine Kamiloğlu ile ilk evliliğini yaptı. Daha sonra boşandığı Kamiloğlu ile bir kez daha evlendi. Erbil daha sonra manken Nergis Kumbasar ile evlendi, ünlü şovmenin ondan da bir kızı oldu. Erbil dördüncü evliliğini ise Sedef Altuntaş ile yaptı. Ama bu evlilik de uzun sürmedi. Erbil son olarak Tuğba Erbil ile evlendi, bu evliliğinden bir oğlu olan Erbil olaylı bir şekilde boşandı. Mehmet Ali Erbil bir daha resmi nikah kıymayacağını söyledi ve şimdilerde imam nikahıyla iki eşi olduğu iddia ediliyor. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses'in ilk nikahlı eşi Adalet Tatlı. Ünlü şarkıcı şöhret olduktan sonra eşini memleketi Şanlıurfa'da bıraktı. Şöhrete kavuştuktan sonraki ilk büyük aşkını Perihan Savaş'la yaşadı. Tatlıses daha sonra Derya Tuna'ya gönlünü kaptırdı. Savaş'ı terk edip Tuna'yla birlikte olmaya başladı, bu kez Tatlıses gönlünü dönemin en ünlü yıldızı Hülya Avşar'a kaptırdı. Tatlıses daha sonra başka iş arkadaşı olan dansöz Asena'ya da gönlünü kaptırmış oldu. Tatlıses'in bir dönemde TV sunucusu Ayşegül Yıldız'la ilişkisi oldu. Tatlıses adına şarkılar yazdığı, oğlu İdo'nun annesi Tuna'yla barıştı. Ancak yeniden bir araya gelen İbrahim Tatlıses'le Derya Tuna yollarını tamamen ayırdı. Tatlıses bu ayrılığın ardından yeniden Ayşegül Yıldız'la birlikte olmaya başladı. Geçirdiği silahlı saldırı sonrası zor günler yaşayan sanatçı, Ayşegül Yıldız'la birlikteliğini evlilikle